İlk ay müdürüm telefon etti. Müjdatçım dedi, bugün maaşları ödüyoruz dedi çalışanların. Öğretmenlerin de yol paraları 50 lira falan. Kasada ne kadar para var dedim ben. Hangi kasada dedi. Dedi, oğlum biz bedava okuluz, kasa yok ki bizde dedi. Evimizde bir tek Atatürk fotoğrafı vardı. Başka resim yoktu bizim evimizde. Annem gel. Ben de 5-6 yaşlıydım. Gel. Bak bu ezan var ya, bu ezan. Evet. İşte biz o ezan sesini, evet, bu adama borçluyuz der. Atatürk'ü gösterirdi. Ben beni herkesin sevmesini istemem. Yani herkesin sevdiği tipler tehlikelidir. Vahdettin'in torunu bir kadın varmış da ben onunla alay etmişim de onu çok seven biri de gelip okulu yatmış. Şimdi o çocukla konuşsam ben, oğlum Vahdettin senin neyin oluyor? Vahdettin ne yapmış bu ülkeye? Vahdettin'e padişah oldunuz dediğinde titremiş. Nasıl olur, ben de 6. sıradayım, bana sıra nasıl gelir demiş. AKM'nin içinin de dışının da çok güzel yapıldığı duygusunu taşıyorum. Hı hı. Ama içeriğinin ne olacağı konusunda bilgim yok. Sizce açılışa davet edilir misiniz? Edilmedim. Ama bana bugüne kadar davetiye gelmedi. Gelmezse de memnun olurum. Ölümden korkar mısınız Müjdat Bey? Korksan da korkmasan da geliyor. Bir tek şeyim şu, okulun bahçesine gömün beni, başka bir şey istemem diyorum. Korksan da korkmasan da geliyor. Yani onun için insan bir süre sonra da galiba ölüm felsefesiyle arkadaş oluyor. Anlatabiliyor muyum? Bir tek şeyim şu, okulun bahçesine gömün beni, başka bir şey istemem diyorum. Çünkü o çocuk cıvıltıları, o teneffüslerde bizim bir de 7 yaş, 16 yaş grubumuz var. Cıvılt cıvılt cıvılt. Onlara da gelirim, uğrarım ara ara. Sanki ben burada okuldan ayrılmadan bahçesinde yatıyor olursam sanki o cıvıltıları duyarmışım gibi geliyor. Hı hı. Ama tabii o Bakanlar Kurulu kararıyla çıkıyor ki o zamana kadar inşallah o Bakanlar Kurulu benim ailemin bu dileğini kabul eder o zamanki. Olursa gözüm açık gitmem doğrusu. Çok kıymetli isimlerle gerçekten birliktelik yaptınız. Münir Özkul, Adile Naşit. Onları nasıl anımsıyorsunuz? Adile ablayı nasıl anımsayayım? Nasıl unuturum ki? çok güzel bir anekdotu var. Eğer işinize gelmezse kesersiniz. Hiç kesmeyiz. Yaka mikrofonları yeni gelmiş. Ben de oyun koyuyorum sahneye. Ses duyulmuyor büyük salonlarda. Neyse, Türkiye'ye getirttik bunları. Ama telsiz kanunu çıkmamış. O sıralarda da çıktı. Adile, Allah rahmet eylesin, Şan Müzikolü'nde bir oyunda yaka mikrofonuyla oynuyor. Kapatmayı unutup tuvalete girmiş. Bütün salon eko biçiminde inliyor. Anlatabiliyor muyum? Çıktı Adile'ye, demişler ki, Adile abla tuvalette miydin? Evet demiş ya. Salondan demiş, efekt olarak duyuluyor. İkinci perde oynamıyorum ben. Çok erken gitti derim. Çok güzel anlarımız vardı. Çok çok. Setler. 5-6 tane filmde gırgırıya çektik. Ondan başka en az 10-15 filmde annem oynadı benim. Çok çok başkaydı. Gerçekten anneniz gibi olmuştur eminim. Öyle hissettirmiştir size. Ahmet istedi şimdi. Evet. Çok o oynamazdı Adile. Adile Naşit tak der o elbiseyi giyerdi. Ne oynuyor? Roman kadını. Adile'den çıkar pat o roman olurdu. Öyle bir babadan kalma genler. Tabii o da yetmiyor. Kendini de geliştirmiş ama çok içten. Ben de Adile Naşit'in açılmamış mektupları var. Bir doktor, ilk defa söylüyorum şimdi burada. Bir doktor telefon etti bana Balıkesir. Dedi ki, Müjdat Bey dedi, ben bir şey buldum dedi. Nedir? Bir torba dolusu dedi,
Adile Naşit'e gelen mektuplar dedi. Nereden dedim? Ya kuzucuklarım diye televizyonda masal anlatırdı ya. Onların hepsi Adile'ye mektup yazmışlar. Fakat açmak kısmet olmamış. Aynı yıllarda Adile Naşit'i kaybetmişiz biz. Şimdi ben o mektuplarla bir televizyon programı yapmayı düşünüyorum. O mektubu ilk defa orada açacağım. Oradaki 8 yaşındaki kız çocuğu şu anda 48 yaşında. Gelin stüdyoya, bu mektubu size verelim. Yeniden vermek istiyorum diyeceğim. Benim çok az yetişebildiğim ama anne babamın gerçekten böyle bir gazinoya gidercesine mutlulukla ve kendilerine de süslenerek vakit ayırarak tiyatroya gittikleri dönemi çok iyi hatırlıyorum. Kabarelere, Devekuşu Kabare'ye, Ferhan Şensoy'a ve sizin oyunlarınıza. Şimdi Ferhan Şensoy'un gidişinin ardından ya ne olacak, ne yapacağız, çok az kaldık diyor musunuz? Diyorum. Çünkü Ferhan'ın geçenlerde bir şeyini izledim. İşte kala kala diyor. Bir Müjdat kaldı diyor. Orada diyor, orada diyor. Don Kişot gibi direnip duruyor diyor filan. Elif bana bir anekdotunu anlattı. Çok severdi Elif onu. Kızım. Evet, Kalkan'da. Güney'e inmişler bunlar da. Elif annesi. Ferhan. Bir kişi daha var. Anımsayamıyorum ismini. Yemek yemişler sabaha kadar filan. Ferhan da kafayı bulmuş. Ondan sonra otele gitmişler hepsi. Odalarına çekilmişler. Fakat sabaha karşı oradan köy yeri, yani bir kasabamsı bir yerin oteli, küçücük bir butik bir yer, diye bir sığır sesi. Ferhan uyanmış, terasa çıkmış, şeye, ineğe bağırmış. Daha tiz, daha tiz. daha ince sesle bağır. Ferhan bir ekoldür. Ferhan'ın oyunculuğu o tiyatroyu yönetmesinin de önünde varsaydığım yazarlığıdır. Kitap, hayatını okuyorum bir kitapta. Kitap bitti, 400 küsur sayfaya açtım. Ferhan nasıl bir üslup bu dedim ama sen dedi ötekini okudun mu dedi. Birincisi seninki, ikinci okudun. Birinciyi gönderiyor. Gönderme dedim, ben satın alacağım. Şimdi çıkıyorum. Yazlıktayım da gittim. İndim Sarıyer'e, kitabı buldum. Aldım, geldim. Bir buçuk günde de onu bitirdim, açtım. Dedim oğlum kalemine sağlık, söyleyecek hiçbir şey yok. İnanılmaz bir zeka, inanılmaz bir kalem. Sahnede inanılmaz bir hakimiyet, çok zor. Yani Ferhan erken yitirdiğimiz savaş gibi çok çok önemli, çok değerliydi. Politik tiyatroda da artık emsal kalmadı. Şimdi onu sormak isterim size. Yani o Deve Kuşu Kabareler'de mesela geçtiğimiz günlerde bir bölümü benim eşim izliyordu ve Galaksi Taksi. Yani şu an yaşadığımız İstanbullular olarak yaşadığımız en büyük dertlerden bir tanesi. Evet. Hiçbir şey değişmemiş. Hala 40 sene geçmiş ortada. Evet. Ama bunu şimdi hicveden biri yok. Bu değişimi neye bağlıyorsunuz? Levent Kırca skeçlerinden koydular geçenlerde bir yerde. Ben bugün geçiyor zannettim. Anlatabiliyor muyum? Levent de çok önemliydi, onu anmadan kesinlikle geçemem. Kesinlikle, tabii. Hepsi erken gittiler. Bunu şuna borçluyum, borçluyuz diyelim. Yani hızlı ilerleyen, öyle siz bakmayın ekonominin böyle cilalanmasına bilmem nesine filan. Toplumlar sadece yaptıkları alt geçitlerle övünmezler. Kültür diye bir şey vardır. Hı hı. Türk kültürü vardır. Bu çok önemli bir şeydir. Şimdi AKM'yi yaptılar. Ben orada oynadım. Yarasa Operatinde bir sezon konuk sanatçı oynadım. AKM'nin içinin de dışının da çok güzel yapıldığı duygusunu taşıyorum. Hı hı. Ama içeriğinin ne olacağı konusunda bilgim yok. Sizce açılışa davet edilir misiniz? Edilmedim. Bilmiyorum. Ben orada oynadım. 10. yılımız orada kutlandı. Orada çok sahneye çıktım. Küçük tiyatro kısmında da oynadım. Büyük salonda Yarasa Opereti gibi operette oynadım.
Ama bana bugüne kadar davetiye gelmedi. Gelmezse de memnun olurum. Gelse gitmez misiniz? Gelse gitmem, evet. Gitmem. Çünkü netice itibariyle o bina yeniden gene senin, benim arkadaşım. Bizlerin parasıyla yapıldı yani. Hı hı hı. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Ama o gün gitmeme sebebimin temelinde sadece protesto yatmıyor. Çünkü 29 Ekim'de açıyorlar. Değil mi? O gün benim doğum günüm. Bugün Levent Kırca'nın bir yürekli kanal yönetimi çıksa ve skeçlerini yeniden yayınlamak istese, evet, sizce ne olur? Ertesi program yüreksiz bir kanal haline getirirler. Hemen. Ya bir Levent Kırca orada parodi yapsa ne olur? Kenan Evren zamanı Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'e eteklik giydirip parodi yaptı ve hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Yani bu kadar baskıyı taşıyamayacağını toplum belli ediyor şu anda. Diyor ki yok öyle ya ama. Yok ekonomi iyi, yok şu iyi, yok. Al çarşıya pazar açıp, çarşı pazar her şeyi bozar. Çıktığın zaman. Ayrıca yargı, adalet sistemi. Cumhurbaşkanı çıkacak televizyona, bedel ödeyecekler diyecek. Ertesi gün evimize polis gelecek. Yok öyle ya ama. Yok. Yok, onu yaparsan işte bütün dünyaya rezil oluyoruz. Ondan sonra da halk diyor ki bir dakika ya diyor. Sen bu lafı herkese söylüyorsun, evet. Sana biri söylediği zaman 4,5 yıl hapsini istiyorsun. Ama biz onları da seviyoruz, ne olacak şimdi? Ne olacak? Benim en çok fotoğraf çektiren kesim tesettürlü kız çocukları. Peki size şunu sormak isterim burada. Şimdi bu duruş nedeniyle iktidar partisine oy verenler arasında sizi sevmekten vazgeçtiğini düşündükleriniz ya da sizin incittiğinizi düşündükleriniz oldu mu hiç? Oldu gibi bir tanesi okulumu yaktı. Öyle üzüldüm ki 4,5 sene yattı. Üzüldüm ben. Onun böyle bir hata yapması... avukatım Celal demiş ki Müjdat abiye ne zaman çay içmeye gideceğiz demiş. Celal söyledi bunu bana. Dedim ki istediği zaman buyursun gelsin. Ben beni herkesin sevmesini istemem. Yani herkesin sevdiği tipler tehlikelidir. Anlatabiliyor muyum? Bu kalem unumsu bir hava çıkar. Şimdi bir kokainman, bir hırsız, bir üçkağıtçı, bir rüşvetçi, bir sahte yollardan zengin olmuş biri beni niye sevsin ki? Yani onun beni sevmesi bana nasıl bir prim, hı hı, sağlar ki? Hı. Ben halk adamıyım. Korumanız var mı Müjdat Bey? Gene mektup geldi koruma isteyip istemediğime dair. Doğrusu emniyet her sene bana bu mektubu yazıyor. Ben koruma kullanmıyorum. Vahdettin'in torunu bir kadın varmış da ben onunla alay etmişim de onu çok seven biri de gelip okulu yatmış. Şimdi o çocukla konuşsam ben oğlum Vahdettin senin neyin oluyor? Vahdettin ne yapmış bu ülkeye? Vahdettin'e padişah oldunuz dediğinde titremiş. Nasıl olur ben de 6. sıradayım bana sıra nasıl gelir demiş. Ben Vahdettin'in de düşmanı değilim bana ne? Ben Kırkayı Şerif'te doğdum, büyüdüm. Annem namaz kılardı. Hoparlör yok o zaman. Ezan başlar, annem seccadesini yayar. Namaza duracak biraz sonra. Evimizde bir tek Atatürk fotoğrafı vardı. Başka resim yoktu bizim evimizde. Annem gel. Ben de 5-6 yaşlıydım. Gel. Bak bu ezan var ya, bu ezan. Evet. İşte biz o ezan sesini, evet, bu adama borçluyuz der. Atatürk'ü gösterirdi. Ben öyle büyüdüm. Sonra Atatürk'ü incelemeye başladım. Şimdi Atatürk'e laf edenlere bakıyorum. Yani kara mizah vardır ya hakikaten. Hı hı. Ya evvela bir Atatürk'e laf söyleyebilmek için bir şey yap. Yani senden de bir şey görürsek hakikaten Atatürk'ü eleştiriyor ama hı hı, adamın da yaptıkları az buz bir şey değil be demek. Hikaye bu. Ben onun riskli sloganını
hayatıma düstur edindim. Benim karakterim bağımsızlıktır diyor. Bağımsızlık benim karakterimdir diyor. Böyle çağlarda bağımsız olmak çok risklidir. Ben bir bağımsızım. Beni ne şu parti, ne bu parti, ne öteki parti. Benim hangi partiye şu seçimlerde oy vereceğimi hiç kimse bilmiyor. Hangi partiye oy vermeyeceğimi ise herkes biliyor. Peki bir cümle var Erkoğlu'nun tamamlamasını istediğim. Her şey tamam, nokta nokta eksik. Bunu tamamlamak. Her şey tamam, demokrasi eksik. Peki, hayat okulu size ne öğretti? Ben daha öğrenmeye devam ediyorum. Öğrenmeye devam edersen hayatın bittiği günde son dersini almış olursun. Pişmanlığınız var mı? Keşke var. Yapsaydım ya da var. Yapmasaydım. Keşke yapmasaydım dediğim. Bursa'da okul açtım. O zamanın belediye başkanı, itfaiye müdürü filan Bursa'nın en modern binasına izin vermediler. Yangın merdiveni 11 santim geniş diye daralttık. 1 santim dar diye filan böyle anlaşıldı dedim. Beni Bursa'da barındırmayacaklar. Sonra onların ikisini de tutukladılar FETÖ'cülükten. Evet. Aldılar götürdüler. Maalesef o keşke yapmasaydım dediğim işlerden bir tanesidir. Bir tanesi. O da okul açmak. Artık zaten tek buradayız. Evet. Beyoğlu'nda açtım. Oradaki AKP'li belediye kapadı. İzmir'de açtım. AKP'li belediye dava açtı, kapadı. Çok uğraştılar benimle. Tek bu bina zaten mülkü de benimdi. Burası Kadıköy Cumhuriyeti. Yani burası çok özgür soluk aldığım bir yer. Zarar ediyoruz ama Nasrettin Hoca'ya benzetiyorum kendimi. Nasrettin Hoca 40 paradan yumurta alıyormuş. Onları kırmızıya boyayıp 30 paradan satıyormuş. Karısı demiş ki bu nasıl ticaret ya demiş. 40 paradan alıyorsun, kırmızıya boyayıp 30 para. Sus, senin aklın ermez, ben boyadan kazanıyorum demiş, tamam. Bizim sanatın boyası da şudur. İki çakşak yapıyorlar. Efendim size Aziz Nesin onur ödülünü verdik diyorlar. İşte Antalya Film Festivali onur ödülü size. Adana Altın Koza onlar hazırlandı da gidemedim. Seneye verecekler inşallah. Öyle ödüller seyircinin alkışları falan bizi gidebileceğimiz kadar daha götürüyor işte. Bu binayı nasıl aldınız? Nasıl buldunuz? Çok uzundur hikayesi. Karşı sokakta kayınvalidem oturuyordu. Önden geçiyorum. Satılık köşk yazıyor. Dedim ya bunu nasıl aldılar be? Ne kadar var? Kapıyı çaldım. Amca açtı. Cemal Erzincan. Bizim Erdal Erzincan vardı bağlama. Onun babası. Buyur dedi. Dedim burası satılıkmış ama dedim yani fiyat. Ne yapacaksın dedi. Bir şeyler düşünüyorum ama dedim yani fiyatı. Bir fiyat söyledik yanaşmanın imkanı yok. Gelsene sen buraya. Gidiyordum ben. Sen ne yapacaksın? Bedava okul açmak istiyorum dedim. Ya hiç dünyada örneği yok. Hem özel okul hem bedava. Kaç param var dedi bana. Şu kadar param var bankada. Getir dedi. Dedim ki o para senin bana istediğin paranın üçte biri. Sen getir dedi. Niye? Kapıda dedi Atatürk üstü de benim hediyem olacak dedi. O bronz heykel Cemal amcanın hediyesi. Ben burayı aldım. Birinci Körfez Savaşı çıktı. Para yok. Açıldı biraz Anadolu turnesine çıktım. Para topladım. Cemal amca al dedim. İş Bankası çeklerim var. Hemen onları yırtıyor. Şunu al yırtıyor. Bir tane arabam vardı. Bu arabayı da al dedim. Kullanamıyorum çünkü dedim. Aldı arabayı. Bir çek daha yırttı. Yırta yırta. Ondan sonra bir baktım borcum bitmiş. İçini yapacağız. İçini yapmak dışından pahalı. Ne yapayım, ne edeyim? Bir turne daha yaptım Anadolu'ya. Oradan para topladım. Gece kabare diye bir şey icat ettim. 4'e kadar sahne alıyordum. Gece 12'de çıkıp 4'te iniyordum ama kapalı gişe yapmaya başladı. Cenk Koray rahmetli partnerim, Perran Kutman. Yani böyle. O işte çok iyi gitti. Ben Cemal amcaya ödediğim borcu bitirdikten sonra bir de buranın İçin yaptım. Öğretmenlerim bana yardımcı oldular.
İlk ay müdürüm telefon etti. Müjdatçım dedi, bugün maaşları ödüyoruz dedi çalışanların. Öğretmenlerin de yol paraları 50 lira falan. Kasada ne kadar para var dedim ben. Hangi kasada dedi. Dedi, oğlum biz bedava okuluz, kasa yok ki bizde dedi. Ama ne kadar Mehmet dedim, 3000 lira dedi. 3000 lira ödememiz lazım dedi bugün dedi personeli. Kapadım telefonu. Yurt dışına mı gideyim, rezil oldum. Arkadaşlarım, öğretmenler, personel pırlanta gibi bir... Bunu nasıl... düşünmemiş miydiniz başlarken? Hiç. Personelin tabii ödemesi ben nasıl gibi. Olsa bir yerlerde çalışır, getirir buraya para getirir mi? Getiriyordu hani. Neyse kapadım telefonu, gene çaldı. Mehmet dayımın oğlu zaten. Aradı gene. Evet dedim. Alo dedi Müjdat Bey. Benim dedim. Galerinet'ten arıyorum dedi. Buyurun dedim. Bize bir Fikret Mahalla resmi bırakmışsınız dedi. Evet. Bugün satıldı dedi. Ay ne kadar ayıp bir şey. Kaç para dedim hemen. Sorulur mu birdenbire? 3000 lira dedi. Çok kötü oldum. Sen nereden gördün dedim onun 3000 lira olduğunu. Niye 2750 değil? Niye 3500 değil de açtım telefonu. Mehmet para geldi dedi. Ne sattın dedi. Her şeyi satıyorum ben o ara. Çok güzel resim koleksiyonlarım, antikalarım yine. Mehmet 3000 liraya resim satıldı dedim. Başladı ağlamaya. Hemen 3000 lira geldi, maaşları dağıttık. Öbür ay hadi gidiyorum iş kovalıyorum. O ara filmler kötü gidiyor, durmuş filan falan. Ben sahneyi bırakmaya karar vermişim, artık gazinolarda çıkmıyorum. Öğretmenlik yapacağım yani. Neyse uzatmayalım. Mehmet dedi ki kapının önünde kuyruk oluyor oğlum dedi. Ne kurs yapalım, minikler var dedi. Ya orta yaşta. 5 sene sonra geldi bu aklımıza. Ben o 5 sene çektiğim sıkıntı dışarıda kazanıyorum. Getirip evet. Maaş veriyorum. Dışarıda netice itibariyle kurslar anormal iş yapmaya başladı. Oradan gelen parayla ben yazları biraz ekliyordum. Sonra yazları da eklememeye başladım. Şimdi korona zamanı bu şey olduğunda benim bankada emeklilik için ayırdığım bir toplu para vardı. Geçenlerde bankamdan telefon geldi. O para eridi dediler. Şimdi kendime bir iş hikaye budur. Ama bir Fikret Mualla olsun istemez miydiniz şurada? Vallahi orada Fikret Mualla'nın yerine eşim Leyla Mimar Sinan mezunu yaptığı şu yağlı boya resim var. Kamera sana orada bir sonra bir detay çeker sonra. Ne demek istediğim iyi anlaşılır. O Atatürk. Öteki savaşın Shakespeare'le İsmail Dümbül'ü rakı içiyorlar. O da savaşın. O da savaşın. O, harika. O bence Fikret Mualla olsa iyi olurdu ama bu daha çok hoşuma gidiyor. Bu da fena değil. Evet. Biraz güzel, idare ediyoruz.